Merhaba arkadaşlar. Bu akşam bir mail geldi Simav İlçe Müftülüğü Kütahya'dan. Arkadaşımız bir program hazırlamış. İndirdim şuradaki gibi. Programda ana sayfada bul butonu, liste ve kişiye git gibi butonları ekleyemedim. Yardımcı olursanız memnun olurum diye bir mail yazmış. Hem siz de faydalanırsınız, öğrenirsiniz düşüncesiyle böyle bir ders yapayım dedim. Öncelikle müşteri ekle dediğim zaman burada müşterinin Kemal Aslan telefon numarası, veli adı Hasan Kaya, pardon Aslan olması lazım, Hasan Simav diyorum ve kaydete bastığım zaman güzel bir tasarım oluşturmuş gördüğünüz gibi ana sayfaya da gidiyor. Durum bu. Sadece şunlar buton olarak yapmış. Bunlar güzel olmamış. Hemen başlayalım. Geliştiriciden Visual Basic tarafına geliyorum. Ekranı kaplıyorum. Şunu biraz aşağı indireyim. Burada bir sürü gereksiz form görüyorum arkadaşlar. Şu formları bir silmeyi de öğrenelim. Şurada Remove'a basıyorsunuz ve hayır diyorsunuz. İstemediğin sayfaları sağ tuş Remove diyerek, hayır diyerek silebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bunu da öğrenmiş olalım. Fazla formlarımızı silmeyi de öğrenelim. Şöyle formlarımızı oluşturalım. Şey silelim önce. Hepsine hayır diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sadece bir tane kalsın. Şu bize lazım olabilir. Şunu şöyle biraz uzatıyorum. Bunun caption'ına bul yazıyorum. Sonra buraya bir label alıyorum. Buraya müşteri adı diyorum. İki nokta üst üste. Karşısına bir text kutusu çiziyorum. Tamam. Sonra altına da bir tane buton. Bu butonun üzerine de bul yazıyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık büyütebilirim. Evet. Formumuz hazır. Bu formun ismi User Form 9'dur. Bunun ismini de form olduğu için FRM bul diyelim. Tamam. Formumuz hazır. Şunun ismi de TX'te aranan olsun. Şunun ismi de BTN bul olsun. Buton BTN bul. Hepsini isimlendirdik. Şimdi ana formumuza bir buton ekliyorum. Önce tasarım moduna geçiyorum. Şuradan butonu seçiyorum. Ve bir tane buton çizdim. Bunun özelliklerinden şuradan arkadaşlar caption'ına bul yazıyorum. Hatta büyük harfle bul diyorum. Tabii bunun renklendirmesi, fontu, montu bunlar ayarlanabilir arkadaşlar. Tamam. Şimdi şu bulun içine çift tıklıyorum ve yazıyorum. Buraya çift tıkladığım zaman frm bul nokta show, buraya da bir veya true yazabilirsiniz. Buraya tıkladığım zaman bulumuz açılacaktır. Hemen tasarım modundan çıkıyorum. Bula tıklıyorum. Gördüğünüz gibi müşteri adı geldi. Burada ben sayfalar üzerinde dolaşacağım. Sayfa ismi burada yazdığım isme eşleşiyorsa onu seçecek sadece. Yapacağımız işlem bu. Hemen kod kısmına geliyorum. Şöyle bir bulun içine girip şuradaki bul butonuna giriyorum. Burada bir döngü oluşturuyorum sadece. Dim x as integer diyelim. For x eşittir 2 to sheets sayfaların sonuna kadar git count. Şurada next diyorum. Sonra diyorum ki eğer sheets nokta name sayf sheets nokta name var mı? Ha, sheets x nokta name eşittir txt aranan nokta text ise den sheets x'i yani select ondan sonra exit for. Buraya da end if desin.
Yani dedim ki bakın sheet x demek önce sheet 2'ye bakacak. Sheet 2'nin ismine bakacak. Sonra 3'e 3 o eğer eşit değilse çıkacak. Sonra 3'e sheet 3'e bakacak vesaire böyle dönecek ta ki onu buluncaya kadar. Bir deneyelim. İnşallah doğru yapmışızdır. Mesela burada Cemal Ay var. Cemal Ay bul diyorum. Gördüğünüz gibi Cemal Ay sayfasını buldu. Aynı zamanda bulunca da bulunca ne olsun? Aslında sorabiliriz. Aradınız bu mu diye. Buysa çıkacak. Hayırsa devam etmek isteyebiliriz. Mesela şuraya mesela şöyle bir şey yapalım. Dim sor as byte diyorum. Şuraya soru sorsun. Sor eşittir ms box aradığınız müşteri bu mu? Virgül 64 yazsanız yeter. Virgül mesaj olsun başlık. Eğer sor eşittir 6 ise yani evet ise arkadaşlar 6 demek evettir. Tamam mı? Then aradı buysa o zaman for exit for olacak. Else end if. Şimdi en sona geldi. Yani döngü sayfanın sonuna geldi. Buraya message box nokta show nokta mesela bak parantez içinde aradığınız müşteri bulunamadı diyecek. Tamam. Şimdi bir deneyelim. Şimdi burada bir Cemal Ay var arkadaşlar. Şöyle bir tane de Cemal Ay 2 olsun örnek olarak. Şimdi başlayalım. Buraya Cemal Ay yazıyorum. Bul diyorum. Buraya geldi. Aradığınız kayıt bu mu? Pardon. Bir dakika. Biz burada 64 yapmayacağız. 68 diyeceğiz arkadaşlar. 68. Bir daha deneyelim. Cemal Ay. Bul. Aradığınız kayıt bu mu? Hayır. Diğerine gitmedim ya. Cemal Ay 2'ye geldi. Biz yanlış yaptık ya. Aslında o şeylere gerek yok ya. Hiç bunlara gerek yok. Zaten direkt bulduysa buldu. Ve exit for'dan önce ne yapsın biliyor musunuz? Böyle kalsın. For'dan çıksın. Demek ki bulmuştur. Tabii çıktığı zaman bu sefer aradığınız kayıt bulunamadı diye bir şey gelecek. For'dan çıkmak yerine şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şuraya bir bulundu diyelim. Tamam mı? Bulundu. İki nokta üst üste. Şuraya dim bulundu as label diyelim. Şuraya exit for değil de go to bulundu diyeceğiz. Dolayısıyla bulunduysa direkt buraya gelecek. Tabi bulunduğunun üzerine şuraya exit sub yazacağız. Şuraya. Dolayısıyla for'dan çıkmış olacak. Şimdi bunun mantığı şu. Arıyor, bulduysa eğer aradan yani sayfanın ismi aranana eşit ise o sayfayı seçiyor ve bulunduğu kısmına geliyor. Yani şuraya geliyor. Buranın dışına çıkıyor. Aksi halde aradı bulamadıysa tabii ki en sonda sayfanın sonuna gelince, döngünün sonuna gelince burada diyecek ki aradığınız müşteri bulunamadı. Hemen bir deneyelim. Bul. Mesela rastgele bir şey yazayım. Aradığınız müşteri bulunamadı. Peki Cemal Ay 2 diyelim. Gördüğünüz gibi onu seçti.
ve bitti. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Bulduysa şu formu da kapattırabiliriz. Sonuçta buraya geliyor ya. Buraya mi nokta close şey o buraya onload mi yazarsak aynı zamanda o formu da kapatır. Şöyle bir deneyelim. Cemal ay diyorum, bul diyorum. Gördüğünüz gibi geldi ve kapattı o formu. Peki aradığımız bir şey yoksa ne yapıyor? Aradığınız müşteri bulunamadı ve hiçbir yere de gitmiyor. Bulumuz böyle. Şimdi gelelim liste kısmına. Listeyi de nerede oluşturalım? Burada oluşturabiliriz aslında listemizi. Listeyi burada oluşturalım. Tamam. Peki listede ne lazım bize? Ana sayfada listemizi oluşturalım. Müşteri eklemiz şurada olsun. Bulumuz da şurada olsun. Şurası da bizim listemiz olsun. Listede bize ne lazım? Müşterinin adı, soyadı, bir de alınan, ödenen bakiyesi olsun. Şuraya adı soyadı bitişik mi yazılmış? Evet, bitişik yazılmış. O zaman buraya adı soyadı, şuraya alınan, pardon, ödenen bakiye. Adı soyadı ödenen alınan ödenen bakiye pardon. Alınan ödenen ve bakiye. Şimdi burasını şurayı biraz genişleteceğim. Adı soyadını genişlettim. Hatta şuraların yazı renklerini de beyaz yapalım. Kalın yapalım. Şöyle alınan ödenen ve bakiyemiz burada. Şuraya şunları şuraya yazdık. Tamam. Zemin rengi de sarı olsun. Yazı rengi siyah olsun. Sonra şurayı şöyle aşağı doğru, epey bir aşağı doğru yazı rengini beyaz yapalım. Kontrol ya da sağ tuş hücre biçimlendire geliyorum. Diyorum ki bu alana yazılacak yazı kenarlı kısmına geliyorum. Kenarlık rengi ne olsun? Kenarlık rengi tüm renklerden şu parlak yeşil olsun. İç ve dışa yansıtalım. Ve buraya yazılacak yazının rengi de beyaz olsun. Şöyle bir tablo oluşturduk. Şimdi yine geliştiriciden aslında hiç geliştire gerek yok. Ana sayfa geldiği gibi otomatikmen listeleyeceğiz. Ama listelemeden önce şu tabloyu temizletmemiz lazım her seferinde. Tablomuz nereden başlıyor? S8'den başlıyor. H10.000'e kadar gidiyor örneğin. A8'den H10.000'e. Şimdi Visual Basic tarafında şu çalışma kitabına değil de ana sayfaya geliyoruz. Ana sayfanın arkadaşlar Sheets Activate kısmına geliyoruz. Yani bu sayfa aktif olduğu zaman. Gördüğünüz gibi şurasıdır. Aktif. Şuradaki boş prosedürleri silebilirsiniz. Sheet Activate'e. Şunlar hepsi silinebilir. Şuraya yazıyorum. Diyorum ki sheet diyelim. Tırnak içinde ya da pardon sheet demeyelim. Range diyelim. A 8'den H 10.000'e kadar eşittir boş. Dolayısıyla buraya her geldiğinde mesela buraya ben bir şeyler yazayım örnek olarak. Bir şeyler yazdım. Bakın. Ben bir sayfaya gidiyorum. Geri geldiğimde orası boş. Gördüğünüz gibi temizledi. Buraya bir şeyler yazıyorum. Şu sayfaya geldim. Geri geldiğimde ya da burada ana sayfaya git dediğimde bakın sayfa boş. Önce boşaltıyoruz. Sonra bu sayfalardaki bilgileri çağıracağız şimdi. Az önce yazdığım yere bir döngü yazıyorum yine. Dim x as yine integer diyorum. For x eşittir. Sheets pardon for x eşittir. 2 to sheets.cont diyorum yine.
Yani 2'den başlıyorum sayfa sonuna kadar. Niye 2'den başlıyorum? Şurası sayfa 1, ana sayfamız 1'dir. Yani şu 2'den başlayarak getirmesini isteyeceğim. Şuraya next'imizi de koyduk. Sonra buraya bir tane dim satır as integer diyorum burada yine. Satır eşittir 8 diyorum. Niye 8? Çünkü bizim satırımız şuradan başlayacak. 8. satırdan başlayacak ve bilgileri böyle getireceğiz. Şimdi yazıyorum. Diyorum ki range A'nın 8'i, tamam, A'nın satırı, A'nın satırı, satırı nokta ya da value falan demeye gerek yok. Eşittir. A'daki satır yani A'nın 8'i. Neye eşit olacak? Sheets X'tin nokta Sheets X örneğin şu sayfadır. Neyini çekeceğim önce? B ikisini çekeceğim arkadaşlar. Range B2 hücresindeki veriyi buraya çekecek. Tamam, adı soyadı geldi. Sonra ne gelmesi lazım? Alınan ödenen bakiye. İstiyorsanız telefon veli adını da yazabiliriz. Telefon veli adı da yazalım istiyorsanız. Şunları şöyle iki satır açıyorum. Ya da gerek yok arkadaşlar. Eklemek isterse zaten ekleyebilirsiniz. Hemen alınan ve diğerini de yapalım. Alınan nerededir? F3, F4, F5. Tamam. Şunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Tabii burası da bu A'dan başlamıyor arkadaşlar. Burası A değil. Burası E hücresidir. Dolayısıyla A değil. Bak buraya Cemal A'yı getirmiş gördüğünüz gibi. E hücresine çekeceğiz. Şurası E olacak. E, F, G ve H olacak. Burası da F3, F3, F4 ve F5. Tamam. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir sayfa geldim. Şöyle ana sayfa geldiğim gibi Cemal A'yı geldi getirdi. Ama bir hatamız var. Burada satırı bir bir artırmamız lazım. Satır eşittir. Satır artı bir diyeceğiz. Şimdi tekrar deneyelim. Mesela ben herhangi bir sayfaya gelip ana sayfa geldiğimde gördüğünüz gibi Veli, Bilal, Emre hepsini getirmiş. Hepsi de şu anda sıfır gözüküyor. Dolayısıyla 8'den başlamış. Aslında onu o zaman 7'den başlatacağız. 7 diyelim. Şöyle bir deneyelim bakalım. Bu sefer başlığımız gitti. Tüh. Tüh. 8 olacak ya. Şurası neydi? Adı soyadı. Şurası alınan. Şurası ödenen. Şurası bakiye. Öyle bir şeydi galiba. Alınan ödenen bakiye. Şurası niye boş? Bir tane boş kalıyor ya burası. Aha. Boş kalmasının sebebi şurada bir tane gizli sayfa olması lazım. Yani boş sayfa burada. Bir, aslında 3'ten başlatacağız arkadaşlar. 3'ten başlatacağız. Onun için bir tane boş sayfa kalıyor. Şurasını 3'ten başlatmamız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi ana sayfaya geldiğimizde müşterilerimiz burada. Mesela Cemal Ay'ın şuraya biraz para yazalım. 3000 lira diyelim. Şuraya bir de ödenen 500 olsun. Burası niye 24 bin oldu ya? Bu formül yanlış olabilir. Neyse. Ana sayfaya geldiğim zaman gördüğünüz gibi tutarları da buraya çağırdı arkadaşlar. Burasını silsem bile
Bu sayfalara herhangi birine gidip geldiğimde otomatik verileri çağırmış oldu. Hatta şuraları da para birimi şeklinde de gösterirseniz çok daha sağlıklı olur. Gördüğünüz gibi ben buraları silsem geri geldiğim zaman bilgiler burada. Yeni bir müşteri ekleyelim. Mesela Hakan Aydın telefon numarasını yazdım. Veri adı Murat olsun. Adresini yazdım. Kaydete bastım. Müşteri oluşturuldu. Buraya biraz tutar biraz para yazayım. 3200 ödenen 550. Hemen ana sayfaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi Hakan Aydın parası gelmiş. Borçları burada. İstersem Hakan Aydın diyorum. Öyle bir şeydi galiba. Müşteriyi de buldum. Kaydete bastım. Ana sayfaya gittim. Niye böyle dondu ya? Evet arkadaşlar dersimiz bu dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kafanızı karıştırmış olabilirim. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Beğendiğiniz zaman, abone olduğunuz zaman bu tür dersler YouTube algoritması ön plana çıkarıyor. Daha çok arkadaşımız, vatandaşımız faydalanmış oluyor. Bu nedenle hatırlatıyorum aynı zamanda. Görüşmek dileğiyle. Şimdi ben bunu arkadaşıma da hemen isterseniz göndereyim mail olarak. Bunu kaydediyorum. Tamam. Hemen geliyorum maile. Burada yanıtla diyelim. Yanıtla diyelim. Ondan sonra ekimizi hemen şurada indirilenlerden herhalde buydu. Ektedir. İyi çalışmalar diyelim. Göndere. Bağlantı zayıf biraz. Niye eklemedik? Ekledi mi acaba? Neyse ekleyecek. Göndereceğim arkadaşlar. Gönder desem ekler yükleniyor daha. Neyse bu kadar. Görüşmek dileğiyle.